Bazen hedeflerimiz bizlere çok uzakta gözükürler. Fakat hedeflerimize giden yolları keşfetmeye başladığımızda, hedeflerimizin ulaşılabilir olduklarını anlarız. Ve her bir başarının öncesinde bir adım atılmıştır. 15 yıllık evliyim, 2 çocuk annesiyim. Herkesin hayali doktor, avukat, mühendis, öğretmen olmakken benim hayalim hep iş kadını olmaktı. Bizim işimiz genelde inşaat sonrası temizlik olduğu için etraftan açıkçası çok işte yapabilir misin acaba'lar çok oldu. Kadın girişimcilerin ilk karşı karşıya kaldıkları şey öncelikle çevre baskısı zaten. Aslında herkesin özgüvenli olmasını istiyorum. Kendinin bir şeyler başarabileceğine, yapabileceğine inanmalarını istiyorum. Çocukluğumdan gelen bir sevgi. Bu moda evine bakışım benim. Bir moda evinin kapısında oturup ağlayışım baktığımda ben bir gün modacı olacağım diye değişim. Gelinlik nişanlık abiye üretimi yapıyorum. Eşimin sağlık sorunları var. Kendisinin de aslında mesleği var. Kendisi de iyi bir kuafördü İstanbul'da. Trafik kazası sonucu engelli durumu var şu an. Çocuklar güçlü bir anneyi seviyor. Ezilemeyeceğini, işte ezileceği konuda annenin ona hemen yardıma koşacağını, güçlü olduğunu görünce çok seviniyor, mutlu oluyor çocuklar. ...24 yaşında evlendim. Hamile kaldıktan sonra işlerden ayrıldım. Ev hanımı oldum. 3 tane çocuk oldu. Onlar biraz büyümeye başladıktan sonra dedim artık hani kendine zaman ayırmanın vakti geldi. Şimdi kadınlar başladılar işte anlatmaya. Karadeniz, Türkiye'nin Paris'idir. Giyinmeyi çok severler, markayı severler, kaliteyi severler. Bir de çocuklarına çok para harcarlar. Giyim, beynimde böyle şimşek çakıyor. Marka giyim, ucuz giyim, nasıl? Ben İstanbul'da hep gümrükten giyinirim. Madem dedim siz Parisliyiz diyorsunuz, marka seviyorsunuz ama pahalılıktan şikayet ediyorsunuz. Ben de sizin ayağınıza markayı ucuza getireceğim dedi. Üniversite hayatından sonra Kayseri'de özelleşmiş yeni firma vardı, yeni özelleşmişti. Ben de orada işe başladım. Diğer firmalardan da danışmanlık teklifleri gelmeye başladı. Çalıştığım kurum kapanınca bu hizmeti devam ettirmek için kendi firmamı kurdum. Tanzanya'da bir ikinci fuara gittiğimde birisi benden yatak kumaşı istedi. Şimdi yatak kumaşıyla başladık, bu sefer yatağın diğer malzemeleri. Sonra bir gün üretim yapmaya karar verdim. Bu şekilde önce 800 metrekare işte, 6500 metrekare, 12 bin derken çok şükür bugün kendi 24 bin metrekare fabrikamızdayız. Sadece erkekler çalışsın, kadınlar evde ev işlerine baksın, ben buna katılmıyorum. Yani gelecek neslin de özgüvenli olması için kadınların özgüveninin yüksek olması bir toplumu çok ileriye götürür. Eşimin amcasının oğlu burada düğün yaptı. Bana dedi ki Hatice abla gelinlik sende dursun dedi. Verirsen bir fakire ver dedi ya da dedi kirala dedi. Göksu'dan bir kız geldi. Hatice abla dedi çok tanıdığım bir kızdı. Ya dedi sen dedi hiç gelinlik yok mu senin bulabileceğin bir yerde dedi. Gösterdim gelini. Derken iş yoğunlaştı. Ben gelinlik dükkanı açtım. Arkadaş kamera aldı.
Sandalye, masa aldı, gelinlik masası falan. Öbürkü ne yaptı? Düğün davetiyesi bastırmaya başladı. Bütün esnaflar bu işten ekmek yemeye başladı.